Biyopsi süresi kişiden kişiye değişir mi sorusunu soralım. Çünkü en çok sorduğunuz soru başlıklarında bekleme süresi bizi daha çok stres katıyor diye. Orada belirli bir kriteri var mıdır diye soralım süre anlamında. Şimdi muayene ve görüntüleme metotlarıyla bir kitle belirlenen hasta için kesin tanı biyopsi Evet. sürecidir. Biyopsi sürecinde biyopsi için materyal alınıp patoloji kliniğine geldikten sonra orada bir takım boyanma süreçleri ve bir takım fiksasyon süreçleri oluyor. Bunlar 1-2 günlük periyotlar alıyor. Orada bir tanı, ön bir tanı oluşturulabiliyor. Aslında kişiye özel bir tedavi. Tabii ki yani her hastanın tümörü kendine münhasır. Evet. Artık onkolojide de kişiye kişisel tedaviler artık ön plana çıktı. Hastalığa göre değil de kişinin hastalığına göre tedaviler şu anda ön planda. Bu patolojide ön tanı oluştuktan sonra, yani bu benign ya da malign. Malign tanısı konulduktan sonra, yani diş halk arasında dişi denilen o teşhis konulduktan sonra bunun alt tiplerinin, çünkü uygulanacak tedaviler de kemoterapi olsun, özellikle kemoterapi protokollerinde değişik ilaçların değişik aşamalarda kullanılma periyotlarını da belirleyeceği için alt tiplerin ve onların bir takım ürettikleri antikorlar dediğimiz maddelere göre patolojik boyamalar yapılmakta. Bu boyama süreci tümörün tipine göre de değişik süreçler alabilmekte. Dedik ki önce hani dişi erkeğe koyduk, Evet. dişisi çıktı. Burada bir hızlı alt tipleme yapabiliriz. Mesela adenokarsinom, squamous hücreli karsinom, işte büyük hücreli, neuroendokrin gibi teşhisi de koyduk. Tabi bunlar içerisinde bazı özel, şimdi deniliyor ya, immünoterapi halk arasında da hedef ilaçlar. Evet, ne Evet, hedef ilaçlar. Bu hedef ilaçlarında kullanılabileceği bir takım tümörler için alt bir takım gene çalışmaların yapılması gerekiyor. Yani patolojik bir şeyin teşhis için biyopsi yapılıp örnek alındıktan sonra bu süreç, teşhis konulma süreci 2 ila 1 ay arasında değişebilmekte. Tümörün tipi ve çalışılacak alt tiplerin özelliklerine göre. bir ya da bir ay süre diyelim oradaki işleme göre o zaman tipi çeşidi var onu anlıyoruz. Oradaki tedavi aşaması da değişiyor. Elbette mesela atıyorum akciğer adeno kanserli bir hasta adeno Evet. kanser tanısı konuldu 2 gün içerisinde, bu adeno kanserdir. Ama bu adeno karsinomun bazı yapıları var. İşte bazı proteinler üretiyorlar ve bu ürettikleri proteinlere karşı geliştirilmiş ilaçlar var. Bu ilaçlarla tedaviler daha başarılı şu dönemlerde. İşte bunların da çalışılması için bir 2-3 haftalık bir periyot gerekiyor. Ondan sonra eğer onlarda bir pozitiflik varsa ona yönelik ilaç veriliyor ve hastalar daha hem yan etki açısından hem şey açısından daha güvenli tedavi edilmiş oluyor.